Merhabalar, ben Mete Aydemir, Köpekliler TV'ye hoş geldiniz. Bugün yanımızda misafirimiz var, Ali Bey. Kendisinin Alman kurdu var. Scarlett'le tanıştıralım sizi. Scarlett çok güzel bir dişi, 10 aylık bir dişi. Hazır yakalamışken de takipçilerimiz çok soruyordu. İkinci Alman kurdumuz olsun, diğeri Alman çoban kurduydu. Gelişimi, ilk sahiplendiğinden sonra yaşadığı süreçler, hastalığı, beslenme düzeyi, ev ortamındaki bağlantısı, ev yaşamına uyumu. Şimdi biz videolarımızda genelde büyük kurtların evde beslenmesinin zorluklarından bahsediyorduk. Ali de bize bu anlamda yardımcı olmuş oldu. O zaman ben ilk merak ettiğim sorumu soracağım. Şimdi ben küçük ırk sahibiyim, kendisi büyük ırk sahibi. Büyük ırkların ev ortamındaki yaşantısı, ev ortamındaki sana çıkarttığı zorluklar veya sana avantajı, dezavantajı. Yaşıyor musun bir sıkıntı hani büyük ırk evresinde de? Zorluk tabii ki oluyor. Şöyle oluyor. Yer sıkıntısı çok fazla oluyor. Mesela ilk Scarlett'i aldığımda beraber odada kalmaya çalıştım. Aynı odada. Aynen. Ama öyle olmuyor tabii ki. Kendi odamı ona verdim, ben başka odaya geçtim. Şu an benim odamda kalıyor kendisi de. Öyle hani büyük köpek olarak, küçük köpek olarak hiçbir sıkıntısı yok. Sadece dediğim gibi işte bir kişi daha oluyor evde ekstradan. Bir kişi daha olması gerekiyor. Zaten sahiplenirken insanlar... Peki şöyle bir şey yaptın mı? Hani ben rastgele makyajdan etkilenerek mi sahiplendim? Yoksa Alman kurdu hakkında bir araştırma yapıp, bir analiz yapıp ne bileyim hani bu ırkı evde besleyebilir miyim? Ben bunu yapabilir miyim? Tabii ki araştırma yaptım. Çünkü bir can alıyorsunuz eve ve bunun sorumluluğu size ait. Bu hayvanın da bir canı var. Bunu alırken bakabilir miyim? Bu durumlarda nasıl bakabilirim? Hani eğer bu evde yalnız kalabilir mi, kalamaz mı? Hani ihtiyaçlarını karşılayabilir miyim, mutlu edebilir miyim? Evet. Olarak bir araştırma yapıyorsunuz. Çok güzel abi. Tamam, ben ev ortamına... sözünü keseceğim. O kadar güzel anlattın. Bakın komple tesadüf, ilk defa duyuyorum bunu. Son 5 videomuzda hep bunu anlatmaya çalıştık. Bakamayacağınız hayvanı sahiplenmeyin. 3-5 ay sonra sokağa bırakmayın. Sokakta bir dünya sahipsiz hayvan var. Komple bunu empoze etmeye çalışıyoruz. Belki kanalımızın ana amacı bu. Gerçekten çok güzel özetledim. Vallahi bak tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu çünkü sokakta sevdiğiniz bir hayvan gibi olmuyor. Bütün sorumluluğunu alıyorsunuz ve onun tek şeyi sizsiniz. Ama sizin başka şeyiniz var. O kendiniz gibi düşünmemeniz gerekiyor. Onun tek sahibi siz oluyorsunuz ve her şeyini size bağlıyor. Ona da bakmak zorundasınız. Yani bunun sorumluluğunu alarak. Bu sorumluluğu alıp bunu doğru şekilde kullanabilmek zaten çok önemli. 10 ay olmuş. 10 aydan beri bir sıkıntı yaşadın mı bu 10 aylık süreçte? Şimdi şöyle, Ali bana dedi ki sahiplenirken yavru hastaydı. O şekilde sahiplendim. Hasta bir köpeği sahiplendim. Çok büyük bir sorumluluk. Yani zaten onların böyle ilk 3 ayı ölüm riski çok fazla oluyor. Bildiğim kadarıyla. Hani cins için geçerli. Yani senin cinsin aynısı var mıdır bilmiyorum. Fransız bulldoglar var. İlk aldığımızda ne beslenebiliyordu ne de tuvaletini yapabiliyordu. İlaçlarla falan işte ilk aşısını başına vurmadan önce İç parazit dış parazit hapları aldı. Parazit haplarını aldığında 2 tane 30 santimlik kurt döktü kendi içinden. Sonra yavaş yavaş kilo almaya başladı. 3 aylıkken 4 aylıkken de toparladı. 1,5 aylıkken aldı yine. 1 aylık. Parazit konusunda zaten bir videomuz var Cengizhan hocamla çektiğimiz. Hayvanların işte iç paraziti dış paraziti. O zaman kalça çıkıklığı zaten bunun hakkında bilgimiz vardı. Kronik bir sıkıntı ama tedavi edilebilen bir sıkıntı düzgün bakıldığı zaman. Ağrı aşıları oluyor, ağrı olmasın diye. Sana sıkıntı kalmadı. Aşıların ne sıkıntı oldu? Hani çok yorucu bir süreç miydi? Yok, kalça çıkıklığı aşılar hemen başlamıyor. Kalça çıkıklığı sorunu yaşamaya başladığında hani ağrıları değilsin diye biraz daha açıyorlar. Şöyle, şu an hiçbir sıkıntısı yok. Normal bir köpek. Cins zaten basık kalçalı cins. Tabii cinsin orijinalliğini gösteren o. Şu an gördüğüm kadar zaten Scarlett'e hiçbir problem yok. Gayet çiğ bir, onaylı bir dişi. Çok çok güzel bir cins. Şimdi hastalıkları hakkında tamam daha birazcık detaylı sorudan da konuşuruz ama bizim en çok yaptığımız ikinci konu egzersiz. Sen şimdi büyük bir ırkı evet evde besliyorsun, zor bir durum. Ama bunların bir egzersizli sıklığı olması gerekiyor. Şimdi Alman kurdu değil de bir French Bulldog ya da bir Pak cinsi ya da Pekines cinsi sahiplendirsen onun kadar bir egzersiz ihtiyacı olmayacak. Ama cidden egzersiz ihtiyacı çok fazla bir cins. Ne kadar güzel egzersiz yaptırırsan geri dönüşün sana o kadar artı oluyor. Hem fiziki gelişim, hem duruşu, hem hayvanın özgüveni. Egzersiz kısımlarını nasıl yapıyorsun? Yani günde kaç defa dışarı çıkartıyorsun? Herhangi bir köpek zaten dışarı çıkma, tuvalet yapma ihtiyacı duyuyor. Onun haricinde ona artı olarak Alman kurtları
sürekli koşmak istiyor. Enerjisini atamazsa evde parçalayamayacağı bir şey yok yani. Bu da bir sorunlardan biri. Yani şöyle diyoruz, enerjisini attırmazsak evde bize sıkıntı yaratacak. Koltuklar olsun, halılar olsun, kablolar olsun. Kemiriyor, enerjisini atmaya çalışıyor. Aynen öyle. Ne kadar yorarsanız dışarıda onu, evde o kadar sakin olur. Yormazsanız evde size o kadar bunaltır. Değil mi? Yani çok çok ince bir detay. Hani dışarı çıkarttığında ekstradan bir hani kişinin kakasının dışında bir 15 dakika, 20 dakika bir koşu egzersizi, hani bir kardiyo egzersizi kesinlikle gelişim için faydalı o zaman. Kendi sağlığı için de önemli zaten. Nasıl insanlar spor yaptığında daha sağlıklı hissediyor, daha enerjik hissediyorsa hayvanlar da öyle. Kesinlikle. Günde mesela biz en az 4 kere çıkartıyoruz dışarı koşu yapmak için. Çok güzel, imkanımız da var. Bu çok güzel. Koşu sadece atıyorum hani siz koşun peşinize koşsun da değil. Top oynarken de mesela topu uzağa attığınız zaman zaten kovalıyor. Oyun amaçlı zaten koşuyor, sporunu yapıyor. Ama bu ona yetmiyor tabii ki. Siz de ekstra koşturmanız gerekiyor. Yürümeniz gerekiyor. Yani sadece oturarak olacak iş değil. Çünkü o da can dediğim gibi. Yani yine oraya bağlanıyor ama. Aynen. Ya bu komple benim asıl kanalın şeyi var zaten. Tutabilirim böyle. Ya bu konuda insan özverisi çok güzel. Vallahi tebrik ederim. Anlattıkça ben böyle içim doluyor çünkü şöyle belki çektiğimiz çoğu videodaki bahsettiğimiz çoğu konuyu Ali bize söyledi. Hani takip edenler varsa yani gerçekten çok güzel bakmışsın. Yani bunu yüzüne karşı söylemek istemiyorum. Anlattıkça hakikaten daha çok memnun oluyorum. Ki belli zaten cinsin güzelliğinden, duruşundan, uysallığından. Diğer bir konu da sosyalleştirme. Bakıyorum çok çok sosyal cins. Yani kimi şöyle şimdi birisi yazmış hayvanın doğasında saldırganlık var. Hani şöyle insanların doğasında saldırgan var ama sen buna ket vurabiliyorsan ama cinse ket vurmayı senin öğretmen gerekiyor. Sosyal yetiştirmeyip de saldırgan tavırla hani yetiştirebilirsen yetiştirirsin zaten. Saldırgan olabilir, ilk gördüğü insana saldırabilir, hayvana saldırabilir. Scarlett çok 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 masum bir hayvan, çok cana yakın bir hayvan. Ya bugün belki de beraber yarım saat, bir saat bile geçirmedik. Hani sanki beni 40 yıldır tanıyormuş gibi elimi seviyor, geliyor, gidiyor. Yani çok çok güzel. Sosyalleştirmeyi nasıl yaptınız? İlk önce aile ortamından başlasak, eve ilk soktun. Hani aileye tanışmasıydı, diğer insanlara alışmasıydı. Ya bununla ilgili ekstra bir şey yaptın mı? Şöyle söyleyeyim, zaten o her ailede olan ilk evdeki bir iki kişi istemiyor. Özellikle anne baba. Çünkü hani onlar yaşamış, biliyorlar sorumluluğunu ve Scarlett benim ilk hayvanım. İlk büyük hayvanım. Daha önce kuş baktım. Hala kuşlarım var. Scarlett benim ilk büyük hayvanım ve sorumluluğunu biliyorlardı. Bana anlattılar onlar da sağ olsunlar. Ona göre almamı istediler ve hani Scarlett'i de biraz canları böyle sevmek istedi. Annem özellikle böyle Alman kurdu. Zaten biraz fotoğrafını seviyor. Gösterdim. Fotoğrafı da arada bir gösterelim istiyorum tam bu konuyu bize anlatırken. Alacağım senden o fotoğrafları. Onu görüp de zaten hangi ana baba olsun almama şansı yok. O bakışlar, o gözler. Scarlett gerçekten yavru bebekliğinde bile çok güzel bir cismiş, etmiş. Hani ben aşık oldum diyebiliriz Scarlett'e. 10 aylık hani şu an şey gibi algılanmasın. Daha küçük kalmış şöyle öyle bir durum yok. 10 aylık bir Alman kurdu için şu fizik, şu duruş bence çok çok güzel. Sosyalleşmeye devam edelim. Başka bir sorum daha var kulaklarıyla ilgili. Onu sonra soracağım. Sonra eve alıyorsunuz. Zaten başlıyor evde dolanmaya. Oraya saldırıyor, buraya saldırıyor. Siz de oyun oynamak istiyor. Zaten hani etrafı tanıyor ilk önce zaten. Aynen çocukluk. Hani nasıl biz bebekken, çocukken 3-4 yaşlarında oyun oynamak istiyorsak sürekli. O da öyle. Siz oturuyorsunuz, geliyor, size sataşıyor, oyun oynamak istiyor. Sizi kokluyor, sizi tanıyor, yanınızda yatıyor. Sonra yavaş yavaş alışıyor. Dışarıda da Scarlett şu an biraz tedirgin gibi davranıyor. Çünkü ilk aldığımda saldırdılar Scarlett'e. İki tane büyük köpek vardı veterinerde ve salıktı. Scarlett içeri girdiğinde saldırdılar, travma yaşadı. Evet, şimdi alışırken ilk bir iki dakika geçiriyor, sonradan alışıyor ve bu onda yavaş yavaş atlatıyor diyebiliyorum ama gördüğünüz gibi işte. Çok güçlü. Çok güçlüsün. Çok çabuk Arthur heyecanlanıyor. Başka bir köpek gördüğünde. Arthur'un kucağı malip. Arthur'un içi rahat bırakmıyor çünkü. Arthur erkek, Scarlett dişi. Arthur'un niyeti belli yani sürekli Scarlett'i taciz etmek. O yüzden Arthur kucağımı alırsam videoya daha rahat devam ederiz bence. Korkuyor gibi yapıyor ama aslında merak ediyor ama yaşadığı travma yüzünden biraz tedirgin yaklaşıyor. Nasıl siz hani hayvanlar da aslında insanlar gibi. Siz bir ortama girdiğinizde direkt tanışamazsınız. Hani biraz zaman geçmesi gerekiyor. Scarlett de bir 5-10 dakika geçtiği zaman gayet güzel oyun oynamaya başlıyor. Yani şu an serbest bırakmamızın sebebi çok fazla gürültü yapıyorlar. Bu da videoya yansıyor. Yıldan sonra zaten bıraksın onları beraber vakit geçirsinler diye. Arkadaş oldular Arthur'la. Aynı sitede oturuyormuşuz zaten. Yeni tanıştık. Bundan sonra sık sık zaten bir araya gelirler. Aileye alıştırdın ilk önce. Anneyi babayı kandırdın yavruluk haliyle. Ondan sonra hani abi kardeş var mı evde?
Kardeşim onlardan yana bir sıkıntı yaşadım. Yoksa yok, onlar kardeşim, destekçi miydi? Kardeşim de istiyordu zaten. Biz 2-3 yıldır istiyoruz. 2-3 yıldır istiyoruz ama hani sorumluluğunu bildiğimiz için yani onu bize aşılayabilirler. Bunun sorumluluğu çok fazla oldu. Ailenin de şeyi var, ikisi var. Çok güzel. Yani o da farkında bakması gerektiğinin, ilgilenmesi gerektiğinin, o yüzden sorun olmadı. O da istiyordu, kardeşim de istiyordu. O zaman zaten aile ortamında büyümüş bir köpek. Zaten kendinden sosyal. Aile insanlara karşı sosyallik, bir de diğer cinslere karşı sosyallik. Şimdi şöyle anladığım kadarıyla yaşadığı travmadan dolayı hayvanlara karşı tedirgin. Aynen. Ama işte bakıcısının özverisiyle onu da atlatmaya başlamış. Hani gördüğümüzde bir korktuk, sonra bir zıpladı, ürktü, ondan sonra artık karşı oldu. Hani bu yine insan özverisiyle yani alakalı. Köpek gördüğün yani zaman sen direkt... Şimdi Ali ilk gördüğü zaman direkt Scarlett'i şey yapmış olsa, çekse, hani kontrolü altına almaya çalışsa hayvan da panik yaratacak. O da diyecek evet ekstra bir durum var, ben de bir temkinli olayım. Ama Ali o kadar rahattı ki, o rahatlığını Scarlett de aldı. O yüzden yine bakışsızlık özverisi, yine yani diyorum ya, iş sürekli sizde bitiyor. Yani sen yeteri kadar özveri gösterirsen artısını, pozitifini sürekli alıyorsun. Hani almama şansınız yok, bundan emin olabilirsiniz. Şimdi diğer bir sorum da köpek sosyalleşmesi, tamam bunları çok güzel ifade ettik. Alman kurtlarını ben de Alman kurdu besledim küçükken. Şöyle, çok da güzel bir Alman kurdum vardı. Zeynep'le köldü. Hep içimde muhtedir. Yani bahçeli bir yerim olsa kesinlikle Alman kurdu veyahut da Belçika kurdu beslemek istiyorum. Yani bunda etim kulaklarıyla ilgili, şimdi kulaklarında kırıklık olabiliyor. Şöyle bir halk efsanesi var. Yumurta yedirdiğin zaman kulaklarına faydalı geliyor. Yumurtanın kabuğunu yedirdiğin zaman. Bunu nasıl yapabiliriz? Yani o, buna dikkat edeceksiniz. Zaten ilk gençlik aşısı olduğunda hayvan bir iki ay evde kalıyor. Bir ay evde kalıyor ikinci aşıya kadar. Çünkü dışarıdan hani bu kanlı ishal dediğimiz ya da gençlik hastalığı dediğimiz maalesef ki bu topraktaki pisliklerden ilk hani veterinerin anlattığına göre, ben de hani o kadar bilmiyorum, veteriner anlattı. İlk aşıyı vurduğunda bağışıklığı çok düşüyor ve hastalık kapma riski çok artıyor. O yüzden ilk aşıyı vurduğunda iki buçuk hafta evde kalıyor ikinci aşıya kadar. İkinci aşıda bağışıklığı tamamen güçleniyor. %100 bir bağışıklığı oluyor. O zaman evde hani zaten vakit geçirmek için bolca zamanınız oluyor. Bu sırada da kulaklarına kesinlikle dokunmuyorsunuz. Hani severken... Yaşlık aşısından sonraki o bir aylık süreçte kulak... Yani zaten şu yavruk aşısında kesinlikle kulaklarına dokundurmuyoruz. Ona çok hassas oluyoruz ama o kısımda evdeki süreçte daha özverili olmamız gerekiyor. O dikilene kadar mesela şu an bile çok fazla oynamıyorum ki kulaklarıyla kırılmasın. Hani başını sevmeyiver, kulaklarıyla oynamayıver. Sırtını sev, yanaklarını sev. Hani poposunu sev ama kulaklarına dokunduğunuz zaman kendi vuruyordu kulaklarını bir şeyleri sallarken falan. Ama kesinlikle kulaklarına dokunmuyorduk. Bunlar için hani kulaklarını dikmesi için bağlıyorlar, kaplar oluyor evet, hani korunması için falan. Biz hiç öyle bir şey kullanmadık. Gerekliyiz. Severken hani sevecek olana da dikkat etmesini söyledik. Kafasından uzak tuttuk, yanaklarını sevdirdik. Evet. Alman severken... kurdu sahiplendin, büyütüyorsun. Kesinlikle ve kesinlikle kulaklarını elletmiyorsun. Anan da olsa, baban da olsa, kardeşin de olsa kulaklarını elletmiyorsun. Buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Ben bile severken kesinlikle kulağına dokunmadım. Hiç zorlamadım kulaklarını. Yavaş yavaş zaten... Git direkt kayıyor aşağı. Kendini bırakmaya çalış. Haline bak. İndir eşek. Yavaş yavaş zaten o kendini bir tanesini kaldırıyor. Diğerini kaldırıyor. Sonra ikisini beraber kaldırmaya çalışıyor. Sonra yavaş yavaş böyle dışarıda gezerken bakıyor, bir şeye odaklanıyor. İkisini beraber kaldırıyor. Öyle gezmeye başlıyor bir süre sonra. Sonra sonuç dikiyor. Kulakları güzelliğine bak. Maşallah diyelim. Nazar değdirmeyelim. Tamam. Tamamdır. Kulakları da anlattık. Senin peki şimdi ev hayatında beslemesini, kapladığı alanı, bir de bunun büyük ırkların madde yükümlülüğü daha fazla. Şimdi baktığın zaman küçük ırk daha az yer. En basitinden mamasından bahsediyorum ben. Küçük ırk daha az yerken büyük ırka daha fazla mama veriyorsun. Ya da beslenmesini nasıl yapıyorsun? Ev yemeği veriyor musunuz? Mama tercihinizi neye göre yapıyorsunuz? Kendi yemek pişiriyor musun? Mama sıklığını ne ölçüde yapıyorsun? Şimdi şöyle bir yanılgı var. Bir yaşından sonra köpeğe günde bir öğün. Yok abi, bir yaşından sonra köpeğe bir öğün vermek diye bir şey yok. Yani sen kendini düşün, bir öğün yemekte akşama kadar 24 saat geçirebilir misin? İmkansız herhalde. Yani sürekli çok verim, tek öğün vereyim diye bir yanılgı var. Evet, evet maalesef ki. Olmuyor. Adam sabah giderken köpeğin ölçüsüne bakmadan mamasını döküyor. Gidiyor, akşam gelmiş hayvan aç yani ya da evin içine pislemiş. Yani bunlar çok çok önemli. O yüzden yani bu soruyu bastıra bastıra soruyorum ben. Beslenme şeyini nasıl yapıyorsun abi? Ekle aldığından beri. Zaten hasta diyorsun, hastayken aynen, daha özenli bakmışsındır. O süreçten sonrasında mama tercihini nasıl yaptın? Veyahut sadece kuru mama mı, yaş mama mı? Veyahut da evdeki
diğer artık yemeklerden kullanmadığını düşünüyorum. Böyle bir işim insan imkanı yok, ev yemeği vermez zaten. Ama yine de hani veren olabilir. Onunla alakalı bir şeyler söylersen sevinirim. Şöyle ev yemeği konusuna değinim önce. Hani kokmuştur, canı çekmiştir diye bir şey yok. Ev yemeği zararlı hayvanlar. Evet. Onun için hani yapacaksanız ev yemeği olarak, ki ev yemeği sayılmaz, yumurta, peynir, bu tarz şeyler verebilirsiniz. Kahvaltıya mesela haftada 3 kere yumurta ve peynir diyor Scarlett, kurum havasının yanında. Şöyle yemek olarak da yavruyken hasta olduğu için günde 4 öğüne yakın yemek veriyorduk. O da veterinerin önerdiği bir mama vardı. Daha çok böyle ilaçlı gibi bir mama. Yüksek proteinli bir mamaydı. Mesela mamanın 2,5 kilosu 190 liraydı. Bu tabii ki çok büyük bir maddi şey. 2,5 kiloyu zaten yiyor 2,5-3 haftada. Tekrar almanız gerekiyor. Aylık nereden baksana 400 lira maması var. Adam ne yapıyor? Mamasından kısmak için yediği ev yemeğinden, pilavdan artıklarını öyle ufak ufak tutuyor, yesin, canı çekti. Veyahut da en çok benim muzdarip olduğum konu, ki Artur bundan dolayı çok rahatsızlandı. Şurasında kesik çıktı, bu yanlış beslenmeyle alakalı. Artur'u seven çok fazla insan var. Birazcık da tanındığı, sürekli de sosyal bir çocuk olduğu için haber gören bir şey uzatıyor. Ya da Artur birini böyle bir yerde bir şey yerken gördüğü zaman onun mürüm mürüm bakışları var. İnsanları kandırabiliyor. Adam işte altına ne bileyim ağzına bir cips veriyor. Ya da ne bileyim poğaça veriyor ya da simit veriyor. Hani bu gerçekten önüne geçilmesi bir durum. Ben çok kişiyle tartıştım. Bu kişiye böyle ters yapmak zorunda kaldım. Çünkü yapmak zorundayım bunu. O zaman beslenme konusuna devam edelim ama. Sen şeyini yapmıyorsun. Yok. Ev yemeği kesinlikle vermiyorum. Ev yemeği kesinlikle yok. Sonra zaman geçtikçe mesela şu an 2 öğün yiyor. Sabah kuru mamasını yiyor. Haftada dediğim gibi 3 kere et yiyor. 3 kere de sabah kahvaltısında peynir yumurta yiyor. Zayıf olduğuna bakmayın. Daha küçük çünkü biraz. Yok, normal çok ev yemeği, çok güzel formda. Beli ince biraz. O yüzden çoğu kişi soruyor. Mesela çok zayıf değil mi, çok zayıf değil mi? 26 kilo falan şu an Scarlett. 10 aylık. Aynen, 10 aylık henüz. Şu an 2 öğün yiyor ama mesela 2 öğünde biri 9'da biri 5'te. Bunu düzenli olarak vermeniz gerekiyor kesinlikle. Yemek yedikten 45 dakika sonra dışarı çıkıyor. Bunu zaten veteriner size anlatıyor. Yemek yedikten 45 dakika sonra dışarı çıkıyor. Hem 45 dakika içinde dışarı çıkartırsanız midesi hani yemek yiyor, sonra su içiyor, midesi şişiyor ve hani dönme riski varmış midesinin. Çünkü dışarıda hareketleri belli olmuyor. Oyun oynarken hani başka bir köpekle karşılaştığında. Aynen 45 dakika bekliyor, vakit geçiriyor. Zaten o 45 dakikada sindirim de gerçekleşiyor. Çok güzel tuvalet geliyor. Artur sakin. Mide dönmesi dedi Ali. Bunu bir açalım hani 45 dakika o yemek aralığı. Bir daha anlatırsan çok sevinirim. Biraz şöyle, önemli bir konu gibi geldi. Mama yiyor, sonra su içiyor. Çok su içiyor. Çünkü hani ihtiyaç duyuyor yemek yedikten sonra su içmeye. Yediği mamayla su midesini şişiriyor. Bu veteriner anlattı bize. Sonra midesi şiştiği zaman bir de daha yavru dışarı çıktığında ters bir hareket yaptığında midesi dönebilir. Bu ona çok büyük zarar verir. O yüzden risk almamak için yemek yedikten bir 45 dakika, bir saat sonra böyle bir yerde kendi odasında, yatağında, kafesinde dinlenmesi gerekiyor sindirmek için süresi. Ona biraz zaman vereceksiniz 45 dakika. Gidip yanına oynamayacaksınız. Hani hem gelip oturabilir yanınıza ama ters hareket yok. Kesinlikle heyecanlanmayacak. Evet. Hareketlenmeyecek, yoksa büyük risk yani hani Scarlett hiç olmadı, şey, olmayacak diye bir şey diyor. Tabii benim başıma gelmeyecek deme yok. Zaten bunları insanlar öğrensin ki başına gelmesin diye anlatıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Zaten sindirdi, bir saat sonra tuvalete geldi. Aynen. Bak tuvalet alışkanlığı edinmiş oluyor hayvan. Yani bunu yaparken de tuvalet alışkanlığı bir yerden de edinmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Aynen. Peki Ali, tüy dökümü. Şimdi cinsin evet gerçekten çok tüy döken, belki de en müzdarip olduğum konu bu. Yani bak şu an Artur'un kucağıma tutuyorum. Bıraksam belki çok az tüy olacak. Sen Scarlett kucağına alsan rengin değişebilir. Evet. Gerçi ona yakın inek giymişsin. Güzel bir taktik. Planlayarak ne yaptım bilmiyorum daha. Tüy işini nasıl yapıyorsun abi? Tüy yavruyken dökmüyor. Mesela şu an tüy döküm zamanında bebeklik tüylerini döküyor. Bu aralıklarda nasıl oluyor tüy döküm aralığı? Hani bunu nasıl atlatabilir insanlar minimum şeyle? Ben her çıkardığımda tarağı alıyor Scarlett'in. Böyle eldiven şeklinde bir tarağı var. Oturuyor. Taramaya başlıyorsunuz, siz taradıkça tüy dökülüyor. Bundan kurtulmanın yolu yok. Tüy olacak yani. Bundan bunu göze alacaksınız. Herhangi bir şekilde kurtulamazsınız. Bebekken de döküyor, büyüdüğünde de döküyor. Bu hani eğer ay çok tüy döküyor derseniz hiç direkt hayvan almamanız gerekiyor. Çünkü döküyor yani. Abi insan da döküyor. Aynen şimdi baktığı zaman ben çok kıllı bir insan değilim ama ev arkadaşım çok kıllı, çok kıl döküyor mesela. İnsan döküyor bunu. Hani sen bakımlarını yapman gerekiyor. Yani şöyle, ben tüy dökümüyle alakalı
Dışarıda tarama olayına gerekirse günde 3 defa çıkartıyorsan 3 defa tar abi dışarıda. Hani eve çok fazla bir şey kalmaz. Hani %90'ını dışarıda atarsın, %10'u eve kalır. Aynen, o da çok da bir küfek değil yani. Onu da temizleyeceksiniz. Temizleyeceksiniz. Yani şöyle sahipten, bakımın üstlenen kişi sensen, annene babana bunu çok da fazla yük etmeyeceksin. Çünkü bu sefer evde sorunlar çıkmaya başlıyor. Hani Scarlett şuraya dağıt da, hadi temizle, Scarlett'i şuraya... Ama işte sen buna ödün vermezsen, her şeyi sen peşin peşin yaparsan ailenle de kötü olmazsın. Ailenin de hayatı. Şimdi şöyle dedi yani, 3 kişilik miydiniz abi? 4 kişilik bir aile, bir kişi daha dahil olmuş. Yani şimdi dahil olanın olduğu kadar diğerlerinin de şeyi var, hani bir hayatı var. Onların da hayatını rahatsız etmemeniz gerekiyor. Yani sonuçta onların yaşamanına dahil ediyorsun. Sonuçta, bu sefer aile için huzursuzluk başlıyor. Sen Scarlett'i savunacağım diye sürekli anneyle babayla kavga ediyorsun. Yani ben Arthur'dan biliyorum, evimi o yüzden değiştirdim zaten. Olmadı, Arthur biraz yaramazdı, tam çocukluk zamanlarıydı. Ben de çok fazla kek bulamadım. Evimi değiştirmek zorunda kaldım. Köpeğimi sokağa atmadım, evimi değiştirdim. Köpeği sokağa atacak kadar bir şey yaşamadık zaten de. Zaten atmam, buna izin vermem. Ki annem izin vermez bir kere ben istesem. Güzelim benim ya. Abi o zaman tüy döküm için herhangi bir mucizevi bir iksir yok. Mucizevi bir mama yok. Maalesef çünkü yok. İnsanlar kandırılıyor biliyorum işte orada mamalarda işte tüy dökümüyle karşı etkili. Böyle bu tarz şeyler kullanmaya gerek yok, para harcamaya gerek yok. Düzenli tarama. Tara kalacaksın. Tarağını yapacaksın. %10 payını evde kendin şey yapacaksın. Evet. Bunların ruloları var. Rulosu tüyünü temizleyeceksin. Valla evde bakılmak için zor bir yıl seçmişsin. Çok zor bir yıl. Peki niye evde... Alman kurdu abi? Niye bu cinsi seçtin? Ya, niye kere... yani o kadar cins arasından niye Alman şöyle, kurdu? Şöyle, YouTube'da tamam, zaten... Takdir ediyorum, takdir ediyorum, çok güzel cins ama niye? Canı yani çocukken hani bir araba görürsünüz, bu benim hani en sevdiğim araba muhabbet olur ya. Hani köpek gördüm. Hani bir sürü video izledim, bakabileceğiniz köpekler, hani köpeklerin özellikleri adı altında ve Alman kuduna gerçekten büyük bir ilgi duydum ki şu K9 olarak bilinen köpekler var ya, aslında K9 bir eğitim. Evet. Bunu bir Golden'a da verebilirsiniz. Videomuz da var K9 eğitimiyle ilgili. Scarlett K9 eğitimi almadı. Normal bir Alman çoban köpeği. Ve gerçekten hani duruşu olsun, kulakları olsun, gerçekten çok sevdiğim bir tür cins. Ve sen o zaman biraz makyaja aldandın abi. Makyaja aldanırken şöyle, zaten almak için ikna ettiğimde arıyordum. Her yerde hani eve almak için yavru köpek arıyordum. Ama bu da hani gidip şey olmadı. Barınağa gittik mesela, barınakta ama kapalı yer seferinde. Pandemiden dolayı çok fazla uğrayamadık. Samsun barınağında bunu da paylaşmak istiyorum. Abi gidip de ne yardım etmen çok kolay. Yardım edeceğim ya, yok, mama bağışlayacağım. Ben mama bağışlayacağım, kimse yok etrafta. Kesinlikle ilgi sıfır. Ben bunu vallahi 20 yeri arayıp da söyledim. Oraya hayvanlar bırakılmış. Temizliğini beğendim. Ben darmadağın bir ortam gördüm. Mama getirdim. Teslim edecek kimse göremedim. Kapının ağzına bırakıp gittim. Adı var. Hani köpek barınağı Samsun'da var. Olsun diye yapılmış bir yer. İnsanların gözünü boyamak için yapılmış bir yer. İşte isteyen de kızsın abi. Ben kesinlikle Samsun barınağının ne hayvanlara bir faydası olduğunu düşünüyorum. Ne de insanlara bir faydası olduğunu düşünüyorum. Sadece belediyenin oy zamanı açıp daha sonra bakımsız bıraktığı bir yer abi. Ben öyle düşünüyorum. Aynen. Çünkü mama götürüyorum, bağışlayacağım. Ben siz bizim şimdi kanalımızın şeyi de şu. Para kazanıyoruz, evet. Kazandığımız parayı komple sokak hayvanlarına. Mama alıyorum. Benim zaten bundan gelecek paraya 5 kuruşuna ihtiyacım yok. Ama gidiyorum, hiçbir muhatap yok karşımızda. O yüzden daha gitmiyorum. Kendi sahilde beslediğim sokak köpeklerim var. Onlara veriyorum. Daha da mutlu oluyorum işin aslında. Tüy konusunu konuştuk, kulakları konuştuk. Evde beslemek için zor bir ırk ama senin özverin bunun üzerinden geldi. Seni tebrik ederim. Gerçekten çok güzel bir pet geliştirmişsin. Duruşu, şeyi. Eğitimi konusunda senin özel bir yaptığın bir şey var mı abi? Eğitim. Ben çünkü çok böyle kaba bir eğitime şey bir insan değilim. Fransız Bulldog tutup da buna verdiğin eğitim vermene hiç gerek yok. Ama bunun doğasıyla da birazcık da eğitime ihtiyacı var. Hani Scarlett'i bırakıyor. Normalde insanlar kurt köpeğini bıraktığı zaman sürekli bir tetikte olur. Ali'de şöyle bir şey yok. Çağrıma gelir abi zaten diyor. Hani onu, ya benim köpeğimin asker olmasına gerek yok. Gerektiği zaman otur dediğin zaman otursun. Sürünmese de olur, takla atmasa da olur. Palyoncu gidelim niyetinde. Gel dediğimde gelsin, dur dediğimde dursun, bana yetiyor. Şöyle eğitim olarak Patili Park var. Biliyorum. Tabii verebiliriz. Patili Park'ta verdim. Şöyle risk almak istemedim çünkü konuşulanlara göre çoğu köpek eğitmeni dövüyor, vuruyor. Hani yok, tasmadan, evet, çok abi. Tasması falan kullanıyor. Evet. Hiç öyle bir şey yok. Bu da eğitim tasması. Bir yere kadar sıkıyor ama mesela bu Scarlett'in etkileneceği bir şey değil. Normal boyun tasmasına sıkıyorsa bu da o derecede. Sadece bu da şey olmasın diye. Bazen ben evde olmuyorum, annem çıkartmak zorunda oluyor. Scarlett çok güçlü bir hayvan 10 aylık olmasına rağmen. Anneme hani sürükler mülükler bir şey olur diye hiç
O yüzden risk almamak için eğitim tasması kullanıyoruz. Zararsız sadece ip. Eğitim olarak dediğim gibi ilk saldırdıkları için küçükken sosyal olarak çok kötüydü. Orada böyle bir park alanı, Atilla Park, Samsun'da bir park alanı. Yaşım arttı biraz, kusura bakma. Bir sürü köpek var orada. Biraz alışsın diye, sosyal ortama alışsın diye oraya verdik. Normal eğitime gitmeden önce otur kalk bekle eğitimini, yerini hani yerine geç eğitimini biliyordu zaten. Bunu siz de yapabilirsiniz. Bir mamayı alıyorsunuz. Yavaş yavaş zaten anlıyor oturması gerektiğini, kalkması gerektiğini, yerini gösteriyorsunuz. Bir tane ödül mamasıyla sakin sakin o sizi anlıyor, siz onu anlıyorsunuz. Yavaş yavaş öğreniyor. Eğitim almaya müsait. Açık, müsait bir hayvan ama gerek yok yani. Eğer ne yapacağım şimdi ben evde, yanıma geldiğince geliyor, düşünce gidiyor, yat deyince yatıyor. Takla atması olur bence. Aynen öyle. Yani abi, şimdi kodlayıp bir şey bulmasa ne olur, bulsa ne olur Scarlett'i. Evet. O yüzden... Arkadaşlar, önce Ali'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Ben gerçekten ediyorum. Çok güzel bir bakıcısın. Hani daha seninle zaten tanışmıştığımız süre, ben başka videolarda yapmak istiyorum. Çünkü çok daha uzun olursa sıkıcı oluyor. Hani birkaç tane de konuyla ilgili çok çok sorulan bir cins. Herkesin sorduğu bir cins. Şimdi bunu yaptıktan sonra kesin videoya sorular gelecek. Ben bu soruları bir derlerim abi. Sana tekrardan bir soru cevap kısmında bir şey yaparız. Hani kapanışımızı yapalım çünkü çok fazla şey yaptık. Hazreti kesin oynasın, enerjisini atsın. Videolarımızın devamı gelecek. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Elimizden geldiği kadar insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ali'ye de bu konuda bize yardımcı olduğu için çok teşekkür ederim.